Airport'tan merhaba. Bu hafta Airport'ta Türk dünyasını konuşacağız. Türk dünyası nasıl gezilmeli? Türk dünyası neresi? Avrasya nedir? Kızıl Elma nedir? Türk dünyası derken aklımıza ilk önce nereler gelmeli gibi sorulara cevap arayacağız. Önemli bir de konuğum var. Doçent Doktor Kürşat Zorlu. Kürşat Bey hoş geldiniz. Teşekkürler, şuluk. Sizin Sizinle zaten Asya turumuz epeyce oldu. Oldu evet. O turlardan önce senin oralarda değişik görevlerin de vardı. Dolayısıyla Türk dünyasını iyi anlatacak isimlerden birisisiniz. Öncelikle bize şu Türk dünyasının bir tarifini yapın. Avrasya, Türk dünyası, Kızıl Elma nedir? Önce bu isimleri bir yerli yerine koyalım. Sonra da tura çıkalım. Avrasya coğrafyası dünyanın gayri safi milli hasılasının %65'i, dünya nüfusunun %75'ine yakın bir coğrafyayı kapsıyor. Dünyanın Güç mücadelesinin, tarihin derinliklerinden gelen güç mücadelesinin devamı olan bir yer. Hala da bu mücadele devam ediyor. Peki Türk dünyası neresi? İşte Türk dünyası, Türkistan dediğimiz eski o Türkistan coğrafyası da buranın merkezi, kalbi. Burayı kontrol eden, hakim olan, dünyaya hakim olur özetle. Türk dünyası denince ilk önce aklımıza işte bu Sovyetler Birliği sonrası, bağımsızlığını elde eden işte Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan özelinde biraz konuşmak istiyorum. Evet. Hem dil anlamında ilk gidenler mesela Azerbaycan'dan başladığı zaman daha iyi anlıyor. Türkmenistan, Özbekistan uzaklaştıkça biraz daha orada zaman harcayınca yani diyelim ki Azerbaycan'da 2-3 günde çözüyor. Türkmenistan'da bir hafta bu şekilde bir şeyden zaman diliminden bahsedebiliriz. Kazakistan'da evet, da bir ay yeterli e, daha az bence. Yani evet biraz gitmeden çalışırsa dediğin kesinlikle. doğru. Kesinlikle. 15 evet. gün içerisinde e, yani bir e, Kazakçayı konuşabilecek, karşısındaki anlayıp cevap verebilecek seviyeye gelebilir. Bu olursa ne olur? E, Kırgızistan Türkçesi de buna yakın. Evet onu da çözmüş olur. Onu da çözmüş olabilir. Ee, sonra zaten Azerbaycan Türkçesi ile Türkiye Türkçesi aynı dil grubunda. Evet. Ee, diğer tarafa gidiyoruz. Türkmen, Türkmenistan'da konuşulan eee lehçede buna benzer bir e, dilimdir. Doğu Türkistan tam burası. Alenda eski Osmanlıca alf alfabe kullanılıyor. Evet. Onun altını çizeyim. Doğru. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bir kişi herhangi bir amaçla, turistik amaçla, iş seyahatiyle Türkiye Türkçesini bilirse bunun yanı sıra da bu lehçelerden bir tanesini, özellikle kıpçak dediğimiz lehçelerden bir tanesini evet. de biliyorsa de çalışır, öğrenir. çalışır öğrenirse bu 250 milyonluk nüfusun içerisinde çok büyük bir bölümüyle anlaşabilir, seyahat edebilir bir özelliğe kavuşabilir. Yani dil sorunu yaşamadan gezebilir. Tabii son Türk Dil Kurumu'nun mesela bir araştırması var. Ee, dünyada yaklaşık 220 milyon insan Türkçe konuşuyor ama bu ana dil yani evet. ana dil dediğimiz ve Türkçe dünyada beşinci dil. Şimdi tabii. Bunları bir kenara koyuyoruz, önemli bir rezerv, önemli bir e, bizim için kazanım. Ama mesela bir Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan hele tarihi, turistik, doğal çok güzel yerleri var. Evet. Kırgızistan, işte Gölü'nü gölü'nde sayın Almatı yine bambaşka bir. Şey. Buralara çok fazla turlar yapılmıyor? Veyahut da bireysel anlamında seyahat planlarına Benim alınamıyor. yaptığım bir araştırma vardı. Hatta o zamanlar konuştuk bu konuyu beraber. Türk Konseyi'nin turizmde konu başladı. Yaptığım araştırmada yani gitmek isteyenler, Türk dünyasına ilgi duyanlar üzerinde çok ciddi bir talep var. Ve Türk dünyası ve Türk kültürü kavramında boyutlandırdığımız talepler en yoğun talepleri kapsıyor. Yani Oradaki insanlar bizim akrabalarımız, soydaşlarımız. Bu coğrafyada kadim Türk kültürünün izleri var, onun için görmek istiyorum. Yani bir anlamda Türkiye'de yaşayan vatandaşların çok ciddi bir ilgisi var oraya. Fakat eksikliğimiz ne? Bir örnek vereyim. O bölgede konuşlanmış olan turizm firmalarının Türkiye'de operasyon sayısı olanları dikkate aldığımızda yüzlerle ifade edebilecek bir sayıda. Ama bakıyorsunuz Almanya'nın 11 bin civarında bir iki cisde e, yeterli bir tanıtım da yapılmıyor. En önemli sorunu bana mesela Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan sordukları zaman tanıtmıyorsunuz. Yani bu işi yapan program yapan biz bile yeterince bilgi sahibi değiliz. Tabii şimdi birkaç vatandaş. tane program ilgi gösteriyor. Çok ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Şimdi güzel bir gelişme Türk Konseyi'nin 2013 yılında aldığı bir kararla. ...Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi. Bu izleyicilerimizin çok hoşuna gidecektir. Çünkü bana da çok soruyorlar. Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi. Tur paketi. Ve ilk olarak 15 Mart tarihinde ilk seyahat gerçekleşecek. Çok Nereye yapılıyor. olacak ilk seyahat? Seyahat programı şöyle. Dört ülkenin dördünü, dördünü de kapsayacak. Tabii. Yani bir paket halinde. Buna Grant Paket diyorlar. Evet. Ee, i̇zleyicilerimiz o siteye girip ilgili siteye e, girebilirler. Dört ülkeye gidebileceğiniz, Önce e, İstanbul'a geliyorsunuz. İstanbul'dan Konya'ya, Konya'dan Kapatokya'ya, e, oradan tekrar e, Kayseri İsta üzerinden İstanbul'a dönüp sonra Azerbaycan Gence'ye gidiyorsunuz. Evet. Sonra e, Seki şehri, ardından Bakü. Hı hı. Bakü'den de Almatı'ya, Kazakistan'ın eski başkentine ki turizmde evet. çok önemli bir yer. Sonra Almatı'dan bir seyahat ettik beraber. Hı hı. Türkistan'a trenle gidiyorsunuz, ha, tren güzel. yoluyla. Birkent falan evet. geçiliyor. Yani oraya iniyorsunuz. Sonra orada ne var? Hoca Ahmet Sevini Türbesi, e, muazzam tarihi eserler ve çok yerel e, dinamikler bizi bekliyor. Hı -hı. Oradan da e, karayoluyla Bişkek'e geçiliyor. Evet. Sonra Narin Nehri boyunca o yolu ben karayoluyla geçtim. Çok Hı -hı. güzel bir yer. Evet. ve Islık Gölü'ne götürülüyor. Hı -hı. Oraya gidiliyor. E, sonra Bişkek üzerinden bütün gelen konuklar yani turistik amaçta. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan'da Kır noktalanıyor. Noktalanıyor. Bişkek ve Oş mu yoksa sadece Bişkek mi? Nereye Oş, Oş'a da gidiliyor. Evet. Bişkek'te noktalanıyor ve gelen herkes isteğe bağlı olarak oradan gitmek istedi, dönmek istediği yere dönüyor. Şimdi bu paketin içerisinde Özbekistan eklenmeden bu hep eksik kalır. Evet. Yani bu tartışmasız Semerkant, Buhara, Buhara, Hive ve e, evet. bu şehirler olmadan Türk dünyasını tam dolaşmış kimse diyemez. Şimdi ben oraya gelmek istiyorum zaten. Mesela Kazakistan'ı çok iyi biliyorsun. Kazakistan da sence en önemli yerler neresidir? Görülmesi, gezilmesi gereken? Şimdi Kazakistan e, tabii modern ve gelenekselin bir arada olduğu bir ülke. Her yerinde bunu test edebilirsiniz. Yani sadece başşehirinde ya da büyük şehirlerinde değil. Hangi şehrine giderseniz böyle bir şeyi bulabilirsiniz. Bu anlamda e, giden herkese e, ilgi çekici gelecektir. Ama spesifik olarak Türkistan şehri. Evet. eski adıyla Yesi şehri niye önemli? Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi orada yer. ama onunla birlikte yan diyebileceğimiz onu besleyen başka tarihsel dinamikler, Çok, türbeler evet. e, işte farklı yerler var. Bunun dışında Aslanah şehri zaten başlı başına bir yapıt. E, 1998 yılında inşa edilmiş 20 sıfırdan, milyar dolardan fazla. Sıfırdan diyebiliriz. Önceden bir şehir var evet. ama sıfırdan inşa edildi. Muazzam bir şehir. Almatı şehri e, iklimiyle e, Aslanaya göre Doğal daha yumuşak, ele, Evet e, daha yeşil. Kuzeye gidildikçe biraz soğuyor ama orada da farklı yerler var. Siz oraya da gittiniz program Öz, olarak? Özgemen'de. Oraya kadar gittiniz yani? Evet. E, çok güzel. E, yani Kazakistan özel Mesela bir Özkemen'de yer. biz gittiğimizde Ergenekon vadisini ziyaret etmiştik. Ya evet. Daha yeni arkeolojik çalışmalar yaptık. Ben katılamamıştım vardı. bir Evet. Yani benim çok... hayatımda yaptığım en heyecan duyduğum en güzel, en böyle ne diyelim? Merakla beklediğim ve unutamadığım bir seyahatti. Dolayısıyla mesela o tarz yerleri kültürel turizme Kazakistan ne kadar açabilir? Çünkü sadece özkemenden epey bir mesafeyle Ergenekon Vadisi'ne ulaşmıyorsunuz. Orada alt dağlarında yine kutsiyet atfedilen önemli evet. yerler de söz konusu ama Berel Vadisi var mesela. Buralar evet. henüz ne tanıtılmış yani. Bir, o işte ilgilenen bilim çevresi bile yeterince bilgi sahibi değil. Bu proje çok önemli. Yani bir defa örnek olacak diğer ülkelere neler yapması gerektiği gerektiği konusunda ve ben bana kalırsa ekonominin de dikkatini çıkacak bu. Kırgızistan için ne önerilebilir? İçinde bir Oş ve Bişkek ama daha çok Isık Gölü öne çıkıyor. Isık Gölü çok güzel bir yer. Orada şimdi tesisler de yapılıyor konaklama tesisleri. Ee, mesela bu e, turun içerisinde doğasında var ama Kırgızistan'da daha da özel bir hale geliyor. Yol güzergahı boyunca çok enteresan şeylerle karşılaşacaklar. E, ve bildiğim kadarıyla paketin içerisinde kökbar var. Yani e, atla yapılan o ata sporumuz. Evet. Onu da izleme şansı elde edecekler. Peki Türkmenistan hem işin oyunun biraz kenarında duruyor ama Türkmenistan'da mesela ne var? Aşkabat'ta yeni bir yapılaşma var. Orada da hastaneye benzer şekilde güzel yapılar meydana getiriliyor. Ama tabii Türkmenistan bu vize konusunda ülkeye evet. girişler çıkışlar konusunda bir Kazakistan gibi, bir Azerbaycan gibi daha rahat değil tabii ki. Bu daha, konudaki evet. problemlerin aşılması lazım. Biraz zaman istiyor. Bence bu bu tür tur paketleriyle, bu, bu tür programlarla, projelerle. Diğer ülkelerde çok hızlı bir biçimde buraya eklemlenecektir kanaatindeyim. Orada bir Aşkabat merkeze koyduk Türkmenistan'da. Aşkabat dışında Hazar'ın kıyısında falan böyle e, gezilip görülebilecek neleri evet. var? Turistik testleri şöyle var mı? Bir, yaptılar mı? Şöyle bir şey var. Bir süredir e, Türkmenistan e, bir turizm şehri yapmaya çalışıyor orada. Evet. Bir proje var. Çok ciddi bir e, buraya bütçe ayırdı. Oteller inşa ediliyor. Biliyorum, onun için biraz açın diye. Evet, ederim. orada da... E, Türk şirketleri de rol aldı. Rol aldı. Önerim e, izleyicilerimize vakit bulanlar, gerekli bütçeye sahip olanlar, asgari bütçeye sahip olanlar mutlaka ve mutlaka Türk Cumhuriyetleri'ni, en azından ilk olarak bu dört Türk Cumhuriyeti'ni görsünler, e, pişman olmayacaklar. Ee, ...ve farklı kazanımlar da elde edeceklerini düşünüyorum. Biz de aynı dileklerine katılıyoruz. Özellikle bu 2018'de biz de Türk dünyasından bazı yerleri... ...biraz yoğunlukla çekip ekrana getirmek istiyoruz rota bölümümüzde. Biraz daha ya plan yaparken görüp bizden etkilensinler... ...veyahut da gidemeyenler bizim kanalımızda görebilsinler. Zaten airport bu konuda öncü programlardan birisi. İnşallah o konuda da böyle bir şeyler yapabilsek... İyi olur. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Türk dünyasını anlatabildiysek veyahut da az çok bazı sorulara cevap bulabildiysek ne mutlu. Tekrar teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun.